Merhaba. Bir Merak Ettikleriniz programında daha yeniden bir aradayız. Size Didem Rahvancı ile birlikte bütün sorularınızı Kur'an'dan ayetler, hadisler ve modern bilimin delilleriyle birlikte cevap vermeye çalışacağız inşallah. Bize sormak istediğiniz soruları merak ettiklerinize de a9.com.tr adresine yollayabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım hemen inşallah. IŞİD'le mücadele nasıl olacak? Durdurulamayan bir yükselişleri var. Bu konuda ne yapmak lazım diye sormuş izleyicimiz. IŞİD yani Irak Şam İslam Devleti şu anda gerçekten bütün dünyada en önemli konu olarak görülüyor. Çünkü hem Amerika'nın en çok üzerinde durduğu konu, özellikle Orta Doğu bölgesinde şu anda ciddi bir yayılmaları söz konusu ve Türkiye'de bütün bu olayların merkezi konumunda gerçekten. Fakat IŞİD'le yapılan mücadele tamamen aslında yanlış bir yöntemle uygulanıyor. Türkiye tabii ki bu silahlı mücadelenin bir tarafı olmayacağını açık bir dille dile getirdi. Ve Cidde'deki anlaşmada da hiçbir şekilde taraf olmayacağını söyleyerek bu anlaşmayı imza atmadı. Hatta imza atmayan tek ülke. Biliyorsunuz bunun devamında da aslında İhvan'ın Katar'dan çıkartılması, bazı İhvan yetkililerinin, onların terörist kabul edilmesi gibi çok değişik ve ilginç yönlere varacaktı aslında gelişmeler de meydana gelmeye başladı. Fakat biz IŞİD'i ele alacak olursak asıl Amerika'nın burada yöntemlerini sorgulaması gerekiyor. Amerikalı bazı yetkililerin söylediği gibi IŞİD'le mücadelemizin aslında sadece askeri değil, ideolojik olarak da olması gerekiyor dedikleri ve hocamızın bunu zaten daha en başından beri IŞİD ortaya çıktığı ilk günden beri dile getirdiği bir konu aslında. Ama tabii ki Amerikalı yetkililer ideolojik olarak yapılması gerekiyor bu mücadelenin derken bunun nasıl olması gerektiğine dair hiçbir delil ortaya koymuyorlar. Şimdi IŞİD'e karşı tek çözümün onların fikri, köklü fikri bozukluklarının giderilmesi olduğunu aslında görmesi gerekiyor insanların. Çünkü biz IŞİD'e baktığımızda uyguladıkları bir din anlayışı var ve İslam adına ortaya çıkıyorlar. Halbuki şu an IŞİD'in ortaya çıktığı İslam anlayışı günümüzde birçok İslam eseri olarak, İslam aleminin eseri olarak ortaya konan kitapların çoğunda anlatılan şeyler. Bu öldürme zihniyetleri, birçok insana uyguladıkları vahşet aslında hep bu tip kitapları delil olarak kendilerine gördükleri ve hatta birçok muteber hadis kitabında mevzu hadis olarak geçen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği iddia edilen iftiralardır. Bunlar Kur'an'la tamamen birbirine zıttır. Hiçbir şekilde Kur'an ahlakıyla uyuşan açıklamalar değildir. Kur'an'da tek bir insanın bile öldürülmesi, bütün dünyanın öldürülmesi gibidir diye Allah ayetinde bize bildirir. Fakat burada uydurma rivayetler ışığında aslında IŞİD o işte içerisine hurafeler katılmış, doğru olmayan Kur'an'dan tamamen uzaklaştırılmış, bağnaz İslam anlayışını tam ve kapsamlı olarak en iyi uygulayan örgüttür aslında, gruptur. Diğer çünkü bazı insanlar hocamız bunu çok güzel açıklamıştı aslında. Bütün insanların aslında bağnaz zihniyeti savunan insanların inandığı din aslında budur. Fakat bazıları korktukları veya çekindikleri için bunu uygulamazlar. IŞİD bunları uygulamaya geçiren bir örgüttür. Bir terör örgütüdür tabii ki ve masum insanları da olmak üzere birçok insanı şu anda katlediyor. Her gün televizyonlarda bir Amerikalı'nın, bir İngiliz'in dehşet dolu bakışlarla kesilmesi, kafasının kesilmesi anlatılıyor ki bu gerçekten hiçbir şekilde İslam'la bağdaşan bir durum değildir. Ama askeri çözüm hiçbir şekilde IŞİD'e karşı çözüm olmaz. Karşımızda bir fikir var, bir fikirle bir ideolojinin yayılması var ve dünya çapında sosyal medyada kullanılarak bütün insanları ideolojik olarak ikna ederek kendine çeken bir sistem var, fikir sistemi var. İşte bu fikir sisteminin yanlışlığı tam olarak ortaya konmalıdır. Bunun için Kur'an Müslümanlarından yardım alması gerekir Amerika'nın. Kur'an'ı uygulayan ve bu zihniyeti, bu öldürme fetvalarının Kur'an'da hiçbir şekilde yeri olmadığını kapsamlı olarak delilleriyle ve ayetler ışığını anlatan Müslümanlarla işbirliği yaparak IŞİD'in bu yanlış ideolojisi bütün İslam alemine başta olmak üzere ve bütün Avrupa'ya da ve bütün Batı ülkelerine ve Amerika'ya da muhakkak anlatılmalı Tabii. ve bu ideoloji bu şekilde ortadan kaldırılmalı. Yoksa topla, tüfekle, bombayla siz insanları daha radikal hale getirirsiniz ki geçtiğimiz zaten 100 yıl bunun örnekleriyle dolu. Amerika yaptığı her saldırıda daha fazlasıyla karşılık aldı. Daha şiddetli bir Amerikan karşıtlığı dünyada meydana geldi. Belki pozitif niyetleri vardı, demokrasi getirmeye çalışıyorlardı ama gördük ki hiçbir şekilde askeri müdahaleyle, topla, tankla, tüfekle bunu sağlayamadılar. Daha fazla insan kaybı oldu, daha çok Müslüman hayatını kaybetti ve hiçbir çözüm olmadığı gibi bu radikal örgütler daha da çok kendilerini yenileyerek ortaya çıktılar. Sayıları ve içinde bulundukları ülkeler arttı. O yüzden çözüm her zaman için IŞİD'e karşı Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren
Bu zihniyetlere karşı Amerika'nın da bir kere daha kan gölü oluşturması değil veya diğer batılı müttefiklerinin de bunları durdurup tamamen o Ortodoks İslam anlayışının yanlışlığı vurgulanarak Kur'an'daki saf, tertemiz, gerçek Kur'an ahlakının barışı, sevgi insanlar arasında yayan gerçek Kur'an ahlakının insanlara bir an önce anlatılmasıdır. Tabii ki bunun da yolu nedir? Mehdiyettir. Tabii. Mehdiyetin dışında aslında IŞİD'i durdurmanın başka bir çözümü olmadığını Allah bize her geçen gün bir kere daha gösteriyor gerçekten. Diğer çözümlerin hepsi zaten çok geçici oluyor. Biz bunu yıllardır görüyoruz. Ancak o fikir değiştirildiğinde, o zihniyet değiştirildiğinde gerçekten kalıcı ve yerleşmiş bir çözüm olacağını da biliyoruz inşallah. Mehdiyet dedin, Mehdi ile ilgili bir soru vardı. Peygamberimiz Hazreti Mehdi'yi görmüş müdür diye sormuş Arif Bey. Çok güzel bir soru gerçekten. Evet, Peygamberimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı görmüştür. Nerede? Miraç'ta. Hatta Peygamberimizin bu konuda çok güzel bir hadisi var. Ben o hadisi okuyarak soruyu cevaplayayım inşallah. Miraç gecesi Allah Azze ve Celle bana şöyle vahyetti. Ey Muhammed, onları görmek ister misin? İsterim ya Rabbim dedim. Şöyle buyurdu. Öyleyse biraz ilerle. Biraz ilerleyince Ali bin Ebu Talib'i gördüm. Sonra Hasan, Hüseyin, Ali bin Hüseyin, Muhammed bin Ali, Cafer bin Muhammed, Musa bin Cafer, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali ve Hücreti Kaim yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gördüm. Mehdi onların içinde parlayan yıldız gibiydi. Maşallah. Maşallah. Dedim ki ey Rabbim kimdir bunlar? Şöyle buyurdu. Onlar imamlardır. Bu da Kaim Mehdi'dir. Helalimi helal edecek, haramımı ise haram edecektir. Düşmanlarımdan da intikam alacaktır. Ey Muhammed onu sev çünkü ben onu seviyorum. Onu seveni de seviyorum. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada görüyor. Hazreti Mehdi'yi görüyor. Sohbet ediyorlar. Çok yakından görüyor Hazreti Mehdi aleyhisselamı. Öyle ki hadislerinde Mehdi'yi bu kadar detaylı tarif etmesinin sebebi de bu. Çünkü kaşını, gözünü, yürüyüşünü, vücut yapısını, her şeyi anlatıyor. Çünkü Peygamberimizin kendi evladı zaten, kendi torunu Hazreti Mehdi aleyhisselam. Ve parlayan bir yıldız gibiydi diyor. O kadar kişinin maşallah arasında Hazreti Mehdi Aleyhisselam için parlayan bir yıldız gibiydi diyor. Biz Mehdi'yi gerçekten çok fazla seviyoruz. İnşallah Allah bizi de Mehdi'yi sevdiğimiz için sevsin. Çünkü onu seveni ben de severim diyor Allah. Bu da çok güzel bir müjde, çok güzel bir söz. O zaman sahabe sürekli Mehdi'yi görmek istiyor. Mehdi'yi çok merak ediyorlar. Peygamberimize sürekli Mehdi ile ilgili sorular soruyorlar. Hadislerden bunu okuyoruz, anlıyoruz inşallah. Peygamberimiz de çok detaylı bir şekilde sürekli olarak sahabeye Mehdi'yi anlatıyor. Hatta bazı sahabe kendi döneminde çıkacağını sanıyor Hazreti Mehdi'nin. Bediüzzaman Hazretleri'nin de o konuda şöyle bir sözü var. İstikbali dünyeviyede yani dünyanın geleceğinde 1400 sene sonra gelecek bir hakikati yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı asırlarında karip zannetmişlerdir diyor Bediüzzaman Hazretleri sözlerde. Evet, o zaman sahabe gerçekten o dönemde geleceğini zannediyorlar. Fakat Bediüzzaman diyor yani kendilerinden yani peygamberimizin ve sahabenin yaşadığından 1400 yıl sonra gelecek bir gerçeği, bir hakikati diyor. O ne zaman oluyor yani? Miladi 1400 yani Hicri 1980 senesine denk geliyor. Bediüzzaman Hazretleri de Mehdi'nin çıkış tarihi olarak 1980 yılını veriyor bu sözde. İnşallah cennette sahabeye görmeyi nasip etsin inşallah. Allah inşallah Mehdi'yi. Bize de inşallah Allah'a çok şükür bu dönemde Mehdi'nin yaşadığı dönemde yaşadığımız için bize de hem cennete sonsuza kadar birlikte olmayı nasip etsin hem de dünyada da bu dönemde talebesi olmayı, birlikte olmayı inşallah, inşallah ona bağlı olmayı nasip etsin. Hazreti Musa Aleyhisselam da o kadar heyecanlı ve güzel ahlaklı evet, peygamber ki o da sürekli Allah'tan Hazreti Mehdi olmayı diliyor ama Allah tabii ki ahir zamanda bir kader belirlemiş. Ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyanın son döneminde gelip bütün dünyanın adaletle dolmasına, işte demin az önce anlattığımız gibi IŞİD'in veya diğer radikal örgütlerin bütün zulümlerinin sona ermesine, emperyalist ülkelerin bugüne kadar yapmış oldukları yanlış uygulamaları, kapitalist zihniyetlerin, vahşi kapitalizmin yanlış uygulamalarını, komünizmin, faşizmin bütün çarpıklıklarını, ırkçılık gibi bu tarz bütün ideolojilerin hepsinin sona ermesine
vesile olacak olan Allah'ın samimi bir kulu Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Biz gerçekten bunun müjdelerini Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın, yani böyle kutlu bir şahsın müjdelerini Peygamberimizin çok sayıda hadisiyle aslında almış bulunuyoruz. Ve bu aslında bizim için 1400 yıl önce yaşamış olmasına rağmen Peygamberimiz çok önemli bir nimet. Çünkü biz ahir zamanda bu kadar şiddetli bir ortamda dinin, hatta insanların içerisinde yaşandığının bile gizlendiği bir ortamda öyle büyük bir mucizeyle karşı karşıyayız ki Peygamberimiz 1400 yıl önce anlattığı bütün hadisler ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alameti olarak gösterdiği bütün hadisler tek tek gerçekleşiyor. Şimdi bu mucizedir. Peygamberimizin bir mucizesidir. İnsanlar Peygamberimizde başka mucizeler aramaya çalışıyorlar ve hatta bu hurafi diniyle ilgili Peygamberimize bazı farklı özellikler atfetmeye çalışıyorlar. Halbuki Peygamberimiz samimi bir Kur'an Müslümanıdır ve Allah'ın kendisine, Allah'ın dilemesiyle, ki Allah, şeytan Allah'a sınırım, gaybı sadece kullarımdan, elçilerimden dilediğime bildiririm diyor. Allah'ın dilemesiyle gaybı, yani bilinmeyeni, kendisinden 1400 yıl sonra gerçekleşecek olan bütün olayları görmüş ve yaşamış bir insandır ki bu çok büyük bir mucizedir. Peygamberimiz işte burada demin Didem'in de anlattığı gibi Miraç mucizesinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam bütün fiziksel alametleriyle tam olarak gösterilmiş, o kadar kapsamlı tarifler yapmış ki Peygamberimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeşil gözlü olmasından, düşün çok detaylıdır bunlar, kaşlarının kavisli olmasına, iki kaşı arasındaki bir kaş, tek kaş çatma çizgisi olmasına, bütün alametleriyle birlikte esmer olması, orta boylu olması, uyluklarının geniş olması, yürüyüşü, diz kapaklarının çıkık olması, karnının geniş olması, yine omuzlarının geniş olması, bütün burnunun yapısına, sakalının şekline kadar, işte bütün bu detaylarla vücudundaki benlerden, her türlü detaya kadar çok kapsamlı tarifler yapmışlardı. Fakat bir izleyicimiz de, ben de buradan o soruya gelmek istiyorum, demiş ki bazı televizyon kanallarında Hazreti Mehdi'nin fiziksel alametleriyle ilgili bu hadislerin yoruma açık olduğu, dolayısıyla kabul edilemez olduğu söyleniyor. Bu doğru mu diye sormuş. Şimdi burada çok sayıda fiziksel alamet anlattım. Yani biri benden beni tarif edecek olsa İlk olarak sarı saçlı, uzun boylu, yeşil gözlü diye hemen belirgin özelliklerimden başlar. Yani bir insanı siz tarif edecek olduğunuzda hemen saçının rengini anlatırsınız, gözünün rengini anlatırsınız, burnunun yapısını, yüzünün şeklini, erkekse sakalının yapısını ve vücut genişliğiyle boyunun nasıl olduğunu anlatırsınız hemen. Ve yorumu açık bir şey değildir. Yorumu açık değildir. Tam dediğin gibi, yani bir insan yeşil gözlüyse yeşil gözlüdür. Tabii. Yani bu yorumla alakalı, yorumla bağlantılı bir konu değildir. O yüzden işte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fiziksel alametleri hiçbir şekilde yoruma yer bırakmayacak şekilde çok net ve kesindir. Peygamberimiz ya şöyledir ya böyledir diye bir anlatım yapmamış. Tabii. Net ifadeler kullanmış. Çok net. Yeşil gözlüdür diyor. Burnunun yapısını tam olarak anlatmış. Gözleri, kaşlarının yapısının tam kavisli olduğunu tam olarak anlatmış. Yani burada bir yorum olmadığı gibi kapsamlı ve detaylı tarifler vardı. İşte biz burada Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerini gördüğümüzde diyeceğiz ki, ne zaman bir kişi Hazreti İsa Aleyhisselam'la birlikte namaz kılmaya geldiğinde Hazreti İsa Aleyhisselam onu omuzlarından önüne doğru itip de sen kıldır diye imam olarak onu seçtiğinde, onu öne çıkardığında, işte o kişinin fiziksel alametleri de bu alametlerle birebir uyum içerisinde olacak. Ve biz o zaman diyeceğiz ki Allahu Alem bu kişi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır diyeceğiz. Çünkü Mehdi masumdur günahtan, hiçbir zaman cennetlik olarak müjdelenmiştir. Hiçbir insan için bu insan kesin olarak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır diyemeyeceğimiz için Allahu Alem diyeceğiz, hüsnü zanda bulunacağız. İşte bu fiziksel alametler o zaman gerçek Mehdi ile buluşmuş olacak. Ama bir insanın gözünün yeşil olması, saçının siyah olması tabii ki o kişinin Mehdi Aleyhisselam olduğunun keskin delili değildir sadece tek olarak. Bu fiziksel alametler diğer özelliklerle birleştiğinde Mehdi Aleyhisselam bize gösterir. İslam'ın dünyaya hakim olmasına Hazreti İsa ile birlikte vesile olan, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın önünde namaz kıldıran, yeryüzünden materyalizm ve darvinizm belasını tamamen kökten silen ve bütün dünyayı adaletle dolduran Allah'ın o hidayet önderini gördüğümüzde bu fiziksel alametlerle birlikte işte Allah-u Alem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bulduk diyeceğiz. İnşallah. Ve beklediğimiz o kutlu şahsın Allah demin Didem'de söylediği gibi bizim talebesi olmasını nasip etsin. Bize de, bütün Müslümanlara da, samimi Müslümanlara da, ahirette de bizi sonsuza kadar birlikte kılsın inşallah. İnşallah. Bugünkü yayınımız sona eriyor. Bize sorularınızı merak ettikleriniz @a9.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.